sevgili izleyiciler, Trafikoloji programında bugün sizlere Alsancak'tan sesleniyoruz. Bugünkü konuğumuz Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Sayın Fırat Ataser. Az sonra araçta kendisi konuğumuz olacak. Görüşmek üzere. İzleyiciler, az önce de belirtmiş olduğumuz gibi bugün Alsancak'tayız ve bugünkü konuğumuz Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Sayın Fırat Ataser. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yolculuğumuza başlamadan önce yasa gereği kemerlerimizi takalım ve bu şekilde programımızı, yolculuğumuzu başlatalım. Hazır mısınız? Evet, ben hazırım. Nasılsınız Fırat Bey? Teşekkür ederim öncelikle. Güzel bir hafta geçirmeniz. Hepimizin daha güzel bir hafta geçirmesini dilerim. Herkese buradan selamlar. Evet, teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp programa konuk olduğunuz için. Evet, teşekkür ederim. Kısaca sizi bir tanıyabilirsek. Tabii birkaç ki. Dönemdir Alsancak Belediye Başkanısınız. Son bu değişiklik olduğunda belediyeler yasasıyla Lapta, Alsancak, Çamlıbel hizmet alanı büyüdü. Evet. Sizin etki alanınız genişledi. Bununla ilgili de bize biraz bahsedersiniz. Şimdi yalnız programımız trafik olduğundan dolayı evet. Ben bir giriş buradan yapayım. Tabii buyurun. Şimdi burada gördüğünüz karşı tarafa biz dördüncü baca oluşturuyoruz. Alsancak merkezine ulaşacak bir dördüncü bacak giriş yapıyoruz. Evet. Şuradan yeni yapacağımız yol güzergahını girişini yapacağız. Hı hı. Yani burası güzel bir peyzajla bütünleyecektir. Şimdi girdiğimiz noktadan itibaren sağ tarafa evet. Sağ tarafa yolun devamı olacaktır. Şu gördüğünüz bir park yerinin olduğu yolun düz bu yol Alsancak'ın evet, içine evet, gidecek yol. Buralarda kapanacaktır. Ki evet. Buradan biliyorsunuz aksi bir giriş çıkış var buralarda. Doğru. Kaza alıyor. Doğru. Buraları bütünleyip sokak bağlantılarla birlikte oluşturduğumuz ana cepteye girişini sağlayacağız. Şurada işte peyzajının bütünlüğüyle birlikte yolun bütünlüğünü sağlayacağız. Sola döneceğiz şimdi şuradan. Sola girdiğimizde bizim her zaman konuşmamızda özellikle ben televizyon programına çıkıyorum. Diyorum ki biz alternatif üstten bir kaçış yolu yapıyoruz bölgemize. Mevcut yolumuzu genişletip işte daha güvenli, işte kaldırımlarına bütünleşmiş bir iki arabanın gidip gelebileceği bir yol şekline getireceğiz. Yani burada çevre yolu değil de bir kaçış yolu gibi evet. Bir projemiz var. Gördüğünüz üzere burada çalışmamızı başlattık. Kazıklarımızı hodutları belirledik. Için. Oradan işte kaldırım paylarım oluşacak. Bu tarafta gördüğünüz üzere özel mülklerdeki yıkılışları, çekilişleri evet. Almaya başladık. Ağaçları sıkıntılı olan özellikle ağaçların olduğu noktada daha hassas davranıp işte yolu biraz sola biraz sağa geçip işte fazla da zarar vermeden özel mülklere ve yeşil olan burası görürüz hep yeşillik bir alanda evet. Fazla da zarar vermeden yolun devamını sağlayacağız. Burası evet, bir geliş yol olarak hizmet verecek. Kaldırımlarına geniş evet. Peyzajla düzenleyeceğiz şu gördüğünüz noktada. Evet. Işıklandırılmış, güvenliği tamamını alınmış, engelli kaldırımından yapılmış güzel bir cadde şekline getireceğiz burayı. Evet. Işıklandırma dediniz ama orada sormak isterim. Bu güneş panelli ışıkları kullanma düşüncesi var mı yoksa yok. Elektrik sistemine bağlı? Bu bölgede alt yapımısını iki çeşitli olabilecek. Hem güneş paneli kullanabilecek hem de normal elektriğini kullanabilecek şekilde yapıyoruz. Ama biz mevcut lambalarımızı normal akıma göre bu yolda yapacağız. Evet, evet güzergahı burada gördüğünüz üzere. Açıyoruz. Burada görürsünüz özel mülkli duvarlar yolun içerisinde kalıyor. Bunlar da
vatandaşla konuşarak belli bir mesafede çekilişini sağlayıp kaldırım paylarını sağlayacağız. Evet. Evet, şimdi bu üçüncü etap yapacağımız çalışmada şimdi ikinci etapın bitiş şeklini göreceksiniz. Şimdi oraya geldik biz. İkinci etapımızın bitiş noktasıdır bu. Evet, buradan da yeni oluşturduğumuz güzergaha gidiyoruz. Evet. Kaldırımları. Bu tamamlanan ikinci etap evet, proje. Evet. İkinci etap projemizdi. Görüyorsunuz. Evet, çizgileri, kaldırımı, bordüyü, boyası. Güneş lambalarımızı yerleştirdik. Evet. Yerine göre çaprazlar kurduk ki daha iyi bir aydınlatma şekline sokabilelim bölgemizi. Bu şekilde olduğunda geniş, sağlıklı bir asfalt şeklinde evet. Kaldırım, yaya erişimine düşünülerek. Modern bir yol evet. Güzergahı şeklinde oluşmuştu. Evet. Güvenilir, yani güvenilir açıkçası. Evet, evet altyapısına yapılmış işte kaldırımı yerine göre büz, yani yağmur suyunda aşacağın büzlerimizi. Evet. Bana göre en büyük sıkıntı altyapıyı tam yapmadığımızdan dolayı yağmur yağdığında bölgeyi su basıyor, evleri su basıyor, evet. Bahçelerde su birikiyor. Onları yaşamamak için önce altyapı güzel bir şekilde soktu. Evet, onu da sormak isterdim açıkçası. Dayan önceki programlarda da belediye başkanlarına mutlaka sorduğum bir soru bu. Kış döneminde yaşanan yağışlarla alakalı sel baskınlarıyla ilgili bir çalışma, bir tedbir, altyapı çalışması projesi var mı diye mutlaka onu da sorarım. Size de sormuş tabii olayım. En büyük sıkıntı biliyorsunuz nedir burada? Daha doğrusu ülkemizde. Geçmişten göre bize göre plansız işleri biz onlar için planlıyoruz. Eski eksik olanları, evet. Yapılması gerekenleri ve şu vardır. Geçmişten gelenleri toparlamak daha zordur yeniye tabii göre planlamaktan. Tabii. Sıfırdan yapmakla evet. Var olanı toparlamak kesinlikle daha farklı bir şekilde. Evet. O noktada işte biz sokakları birbirine bağlayarak, sokakları caddeye birbirine bağlayarak altyapı planlama, çözme gibi bir planımız var. Onu yeni bir yaptığımız planlamayla bütünleştiriyoruz. Evet. Yani şimdi birinci etaba geçtik. Bu bir, ikinci birinci etap. Birinci etap çalışmamız da buydu. İşte köprü yaptık burada evet. Ki karşıdan karşıya iki yolu birbirine bağlayabilelim. Trafik akışını sağlayabilelim. Güvenilir bir şekilde işte kaldırımlarımız evet, şıkta görünüyor şıkta yani bir, bu evet, köprü gerçekten. Evet, çok da güzel bir köprü ve şu da vardı. Herhalde adada böyle bir çalışma yoktu bu köprü. Yani bu yol yaptığımız yol gibi bir güzergah düzenlemesi bir şekilde yol yoktur ki güvenlik bir şekilde de yola bağlanacaktır bu yaptığımız şekilde. Bu lambaları koydunuz çok güzel. Evet. Çalışıyor değil mi? Evet, geceleri yanıyor. Çalışıyor. Çünkü sıkıntımız o lamba var ama altyapı yok ya da işte sorun var. Hep karanlıkta gitmek de kalıyoruz, zorunda şimdi kalıyoruz. En büyük sıkıntı işte aydınlatma yasa gereği biliyorsunuz aydınlatmayı elektrik kurumuna verdi. Elektrik evet. Kurumuna bakım yapacak bir durumda değil. Hı-hı. Yani hem araç gereç hem personel olarak öyle bir gelişmiş çalışması yok. Evet. Yapacak durumu yoktur. Biz belediye olarak kendi bölgemizdeki tüm aydınlatmaları kendimiz yapıyoruz. İşte elektrik kurumundan lamba alıyoruz. Hı-hı. Armatür alıyoruz. İşçiliğini kendimiz yapıyoruz. Kendimiz de bazen eksik olan noktalarda kendimiz aydınlatma konusunda para ödeyip aydınlatma yaptırıyoruz ama biz belediye olarak elektrik kurumuna işte yeni açılacak olan sokaklarda kesin aydınlatmanın yapılmasını talep ettik. Çünkü yeni açılan sokaklarda da eski sokaklarda da aydınlatmalar yapılmamıştır ve belediyenin üzerine kalmıştır bu yük. Evet. Biz yeni yapılacak olan caddelerde, sokaklarda elektrik kurumundan böyle bir yazılı isteğimiz ve talebimiz oldu. Ve yeni açılan sokaklarda da aydınlatma yapılıyor. Biz idamesini yapıyoruz belediye olarak. Evet. İşte lamba yanmıyor, armatür değişmek istiyor. Bunları biz belediye olarak yapıyoruz. Çok güzel. Yeni, en azından hizmete devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. İşte bu birinci etapın devamıdır. Hı hı. Şurada yeni bir oluşum olacağı için bu oluşumda burada bir yaklaşma evet, olacak. O da bu taraftaki kaldırımı yapıp diğer kaldırıma bağlayacak. Evet, evet. Şimdi esas geldik birinci etap başlangıç noktamıza. Hı hı. Bir, iki ama burası da başlangıçtır. Karşıya bakarsanız
Bir arabamızı karşıya korsanız böyle geçersek mümkünse tabii ki. Burada bir köprü yapıyoruz. Tabii şey kameranın açısından alabiliriz. Kameranın açısından görünmesi açısından. Burada ileriye bu gidersen, yolun devamlılığını evet, sağlayacak bir evet, köprü mü olacak? Şöyle gördüğünüz üzere evet, orada parke yola ulaşabilecek evet, bir köprü projemiz hazırdır. Hı hı. Bununla ilgili kaynak arayışı içerisindeyiz, kaynak oluşturma içerisinde çünkü bu köprü diğer köprünün iki katı büyüklüğünde ve maliyeti evet, yüksek. Oldukça çünkü derin evet, burası. Burada daha fazla böyle meyilini fazla derine inip de çıkar bir değil, biraz daha düz getirmeyi bir projenin içerisinde bir çalışma vardı. Ve burayı işte bağlayıp diğer tarafa aldığımızda Alsancak'ın Necat Bütçiş'teki özellikle orada büyük bir gelişim var okulda, özel okulumuzda. Orada her sabah aşağı yukarı 500'ünden 800 araba gibi bir araba sayısı aşağıya öyle geliyor. Oradaki trafiği ve köylerimizdeki Malatya, İncesu, Yeşiltepe, Ilgaz'daki ve Alsancak'ın üst kısmındaki trafiği buradan kaçırma gibi bir planımız vardı evet, ki aşağıdaki yeni yolunu alabilelim. Evet. Çok güzel. Çok... Bunun gibi bir yolumuz daha yukarıda vardır ama onu bu yolu yaptıktan sonra bu yolu bitirdikten sonra üstteki bir yol daha vardır. Onu da planımızda yapmak gibi bir çalışma olacaktır. Evet. İşte onu da yaptıktan sonra aynen öyle Yeşiltepe bir ikinci bir yolundan Alsancak'a bağlayacağız. Orada sadece altyapı bitmiştir, sadece bir asfalt döküm vardır. Onun planını da önümüzdeki günlerde tamamen bitirip dökeceğiz. Onu evet, hızlı bir şekilde dökeceğiz. Evet, bu yol Yeşiltepe yolu. Buradan zaten yol doğruca 4 şerit ana yola bağlanıyor. Çift şerit yola. Evet. Evet, peki biraz şeyden bahsedebilir miyiz? Hani program açılışında sordum. Belediye yasası değişince yetki alanınız değişti, büyüdü, evet, sorumluluklar arttı. Biraz ondan bahsedebilirsek. Tabii, daha önce Alsancak Belediyesi'ydik. Hı hı. Bütün olarak şimdi 3 belediye şekline geldik. İşte Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi. Hı hı. 20 köye hizmet veren Kıbrıs'ın herhalde ilk 3'ün içerisinde olan bir coğrafya ve köye, çoğunluklu köye sahip bir belde olduk. Zor iş ama güzel işte aynı zamanda. Evet. Hem zor hem güzel. Güzelliği nedir? İşte oraları görmek, oradaki sorunları yerinde inceleyip sorunları çözmek bence güzel bir mutluluk. Öyle bir noktadadır bizim bölgemiz, belediyemiz ki bir tarafta hayvancı, bir tarafta tarımcı, bir tarafta turizm, bir tarafta evet, inşaat, böyle farklı her bir sektör, her sektör var belediye bulutlarında. Evet, her sektör birbirine karışmış bir şekilde, bütünleşmiş bir şekilde değil. Evet. Bir tarafa gidiyoruz hayvancıyı görüyoruz, bir tarafa gidiyoruz tarımcıyı, bir tarafta turizmci. Farklı bir konsepte sahip bir belde olduk. Evet. Göçmen alanda bir belde burası. Yani evet, nasıl göçmen mülkiyet sahipliliği de değişiyor. Evet. Dışarıdan gelen yabancı turistlerin konut satışıyla şimdi ilgili. Şimdi burada yakın bir şey göstereyim. Şu tabii, gördüğünüz elektrik direğinin buradan evet, bizim Yeşiltepe girişimiz buradan karşıya geçip buradan sol noktanın zeytinlerin sonundan biraz sonra göstereceğimiz çembere giriş esnasında işte orada resmi bir yolumuz var. O yolu biraz önce gösterdiğimiz noktaya bağlayacağız. Şimdi buradaki oradan güneş paneleri döneceğiz. De şey, şimdi buradan lambalarda güneş paneli galiba. Güneş paneli evet. Evet, şimdi güzel, buradan geldiğinde sadece buraya Yeşiltepe köyümüze gelirken dönüş yapabilin ama Alsancak'tan gelirken dönüşümüz yoktu. Evet. Diğer çembere gidip oradan dönüş yapıp vatandaş buraya geliyor. Evet. Dört şerit yol olunca da bunlar kaçınılmaz oluyor. Yani ara evet, bölünmüş oldu. Ara bölünmüş oldu ama biz çözümü biraz önce gösterdiğim noktada aldık. Şimdi oraya döndüğümde göreceğiz. Peki bu üzerine çıkmaya çalıştığımız dört şerit bölünmüş yol, bunun projesi ne durumda, nasıl ilerliyor? Çünkü bir türlü bu yolun çalışmaları tamamlanamadı, yapım devam ediyor. Ölümlü kazalar da oldu evet, maalesef bu yol üzerinde.
Bu caddeyle ilgili ne söyleyebilirsiniz? Şimdi çünkü araba hızlı gittiği için ben konumları biraz aktarayım. Ara ara ona da gireriz. Tabii. Bakın Yeşiltepe köyümüzde şu boruları gördüğümüz kısım var. Evet. Şuradan giriş yapacağız. Şuradan. Evet. Çembere, çembere yine dördüncü bacak sıra, eklenecek. Dönelim çemberden geri. İki döndük. Diğer şeyden döneriz. Buradan Yeşiltepe köyümüze girip dördüncü bacak dediğimiz işte köy girişini oradan vereceğiz. Bu yolda işte gördüğünüz üzere araba rantıları verdik. Ortalar ışıklarımız ortada olacaktır. Ortalar bizim planladığımız işte solda kaldırım, sağda kaldırım. Ortalarda bizim planladığımız bir şekilde işte görüyorsunuz orta refüjler. Bunların üstüne biz böyle sarmaşık gülü dediğimiz gül şeklinde çiçek ekip güzel bir peyzajının ortayı çiçeklerle bölmek gibi bir hedefimiz var. Yani yaya geçişlerini engelleyecek için, bir evet, bölme olacak. Evet, işte güzel çok bir güzel düzenlemeyle işte çiçekleri birbirine bağlayıp orta kısmı böleceğiz. Yani ara ara yaya geçişleri de yapacağız. Yerine göre işte yerine göre yaya geçişleri de yapacağız. Pasturatlarımızın planını yaptık. Pasturatlarını da yerleştireceğiz. Yani hem peyzajı kullanacaksınız ara bölmeler ara bölme için. Evet. Hem yaya geçişlerini emniyetli hale getirip çit görevi görecek anladığım aynen, kadarıyla. Evet, o çit görevi görecek peyzaj. Yine böyle vatandaş güzel istediği noktadan karşıdan karşıya geçebilecek durumda olmayacak. Evet, o da emniyet. Şimdi burası da en büyük sıkıntımız ışıkların olduğu nokta. Nedir buradaki sıkıntı? Buradaki sıkıntı biraz sonra ilerledim size bunun devamını söyleyeceğim ama buradan işte aşağı sokağa veya Merit otellere bölgeye bir giriş verildi. Buraya giriş verildiği için Alsancak'ın esas ana girişi olan ana girişine bir giriş verilmedi. Buradaki bizim çalışmamız ki yeni çalışmayı bu bitirdiğimiz işte Alsancak'ın girişini güzel bir çemberle oradan gelen trafiği yönlendirmek, gideceği noktaya ona göre getirmek. Diğeri de işte Merit otellerini de aynı durumda girişini sağlama gibi çalışmamız olacaktır. Yani bu ışıkların iptal edilmesi mi söz konusu? Evet, iptal edilecektir ve şimdi burada çemberimiz olacak. Şu evet, gördüğünüz burada motorlu evet vatandaşın olduğu da burada bir çember oluşacaktır. Evet. Burada çemberle birlikte işte trafik bir Lapta kısmına, bir işte Girne kısmına, bir de otellere doğru yayılacaktır. Buradan bir geri dönelim. İşte bu ışıkları yapılmasının için biz doğru bulmadık. Çünkü bakın geliyoruz. Büyük araç nasıl geri dönecek? Dönemez. Bakın, bu ışıkların sıkıntı, da mı iptali bu da iptal olacak. Evet, bu da iptal olacak. Daha ilerideki Şokmar'ın olduğu noktaya, Şokmar Market'in olduğu noktaya bir çember projemiz vardı. Bunlar da iptal olup burası da düz geçecek ve dairedeki marketin önüne bir. Peki bu sıkıntılar kullanıldıkça mı ortaya çıktı yoksa planların çakışmasıyla alakalı mı bu sıkıntı? Şimdi yani biraz bugün ışık konsun, yarın roundabout yapılsın, çember yapılsın. Nasıl oldu bu karar şimdi değişiklikleri? Biz biraz burada belediye olarak kararlarından ters düştük. İşte bizim öngörülerimizi fazla göze almadan işte bu ışıklar konuldu. Çünkü biz burada yaşayan olduğumuz için bir sorunları daha iyi görüyoruz. Bizim evet belde halkı, biz yerel yönetimler buradaki sorunların nasıl olduğunu görüyoruz. Burada sadece işte sayım yapalım, simülasyonlu ışıklar, akıllı ışıklar koyalım gibi bir düşünce vardı ama bu ana giriş, Alsancak'ın ana girişini kapattı ve ışıklara verdi trafiği. İnanmayacaksınız, yarım saatte burası iki ışık arası trafik doldu. İşte bu öyle değildir. Yani işte biz simülasyon koyduk, sayım yaptık. Sayıma göre trafik bu şekilde ilerleyecek gibi bir çalışmayı biz hayata geçiriyoruz demeyle bu iş olmuyor. Tabii. Yerinde yaşayan sorunu gören bizler olduğumuz için orada çemberle bu trafiği dağıtabileceğimizi ve hiçbir kuruma da zarar vermeden bir şekilde trafiği yönlendirebileceğimizi biz planladık. Onu söyledik. İlk etapta kabul etmedi ama şimdi bizim söylediğimizi kabul etmişler ve
Bizim söylediğimiz proje işte çember projesiyle birlikte ışıkları yönlendirme şeklinde ışıklarda kapatma, yerine göre ışıklarda kapatma ve trafiği de akışını sağlama, iş yerlerine girişlerini sağlama gibi bir çalışmayı kendine de kabul etti. Evet, yani bu tip çalışmalarda yerinden yerel yönetimlerin fikirlerinin alınması, görüşlerinin alınması çok önemli ve çok değerlidir. Çünkü dediğiniz gibi vatandaş birebir size şikayetlerini dile getiriyor. Bakın şimdi sizin şunu söyleyeyim. Bakın dahilinde. Bu kadar uzun bir mesafede geri dönüş yok. Bu kadar uzun mesafede araç, büyük araç, özen burada bir iş olacak. Buraya büyük aracın gelmesi gerekiyor. Büyük aracın döneceği nokta yok. Yine geri döneceği nokta. İşte üçüncü şerit oluşturacak. Üçüncü şerit oluşturacak. Orada bir genişleme, hiçbir noktamız yok, yoktu ki. Yolda öyle bir alan yok. Evet. Alan yok ki geri dönüşte sağlayasın. Yani planı yaparken doğru yapmak gerekiyor. Bir daha yapacaksın, doğru yapacaksın. Hiç kimseye de işte ya bunu yaparsam, şunu yaparsam istismar, yani bir nasıl derler, kötü de kullanmak istem kelimemi ama kişiye göre değil de toplumun geneline göre. Kamu yararının olması gerekir. Tabii ki. Bakın burada çemberde geliyor. Evet. Trafik akışını sağlıyor. Sola gidecek olan sola dönüyor. Düz gidecek olan düz gidiyor. Hiç trafik durmuyor. Evet. Çemberin bana göre faydalanan en büyük bir tanesi budur. Doğru çemberi yaparsan, genişliğini doğru verirsen her bir araba saplanır, sola döner, bir araba düz gider, sorunu çözersin. Evet. Gördüğünüz işte bu kısımlarda altyapısı, işte yağmur drenajları döşenmiş olan betonlu kısmı görüyorsunuz. Bu betonlu kısımda yağmur drenajları döşenmişti. Evet. Yan tarafına işte vatandaşın gördüğü noktada da orada kaldırımlar olacaktır. Yine aynı şekilde bizim belediyemizin ekipleri burada çalışıyor. Biz elektrik direklerin havai hatların tamamen kalkmasını istiyoruz. Bak şurada direkler kalkacak. Evet. Yani havai hat kesinlikle hepsi yer altından, geçecek. Evet. Bakın burada biraz sonra göreceğiz. Vatandaşların giriş çıkışını da sağlayacağız. Bir çemberden dönersek geri zaten bir sonraki çembere gidelim. Bir sonraki çemberden dönelim. Orada kaldırım çalışmalarını gösterelim. Bakın şu sol tarafta görüyorsunuz güzel bir kaldırım çalışma. 10-10 parke bununla birlikte engellinin yürüyebileceği ve engelli geçişlerin de olduğu bir çalışma yapılıyor. Olması gereken bir yani çalışma. Vatandaş çocuğundan bebek arabasından Milli Park'a kadar Laptı'dan Milli Park'a kadar ulaşabilecek bir noktada olacak. Evet, az önce söylediniz peyzaj öğeleriyle çit görevi göreceksiniz. Yer çok güvenliğini artıracaksınız. Biz buradaki çalışmamızı, peyzaj çalışmamızı yarışmaya çıkıyoruz. Yani fikirler alacağız. O fikirler neticesinden son noktaya koyacağız. Güzel. Yani güzel bir belde yaratacağız. Hatta ışıkları bile farklı aldık biz. Böyle daha farklı bir ışık. İşte palmiye şeklinde olan ışıklar koyacağız. Bu çok güzel. Orta kısma. Çok güzel. Yani bu bölgeye girdiğinde farkındalığı hissettirecek bir şekilde olacak. Evet. Peki bu yaya geçişleriyle ilgili de şunu sormak isterim. Var mı bir üst geçit, alt geçit projesi yol üzerinde? İşte onu da görmek için biraz daha ileri gitmemiz gerekecek. Gidelim isterseniz. Tabii. Onu da görelim. Sanırım plajla Milli Park'ı bağlayacak bir altyapı çalışması mı? Evet. Şimdi o çalışmamız şurada olacaktır. Bakın anıtı görüyorsunuz. Evet. Bir de gemi, müze gemimiz vardır. Evet. İkisinin ortasında yani bu siyah elektrik panosunun yan tarafında. Evet, yan tarafında buradan bir karşıdan karşıya bir alt geçitimiz olacaktır. Bu projenin, bu yol yapım projesinin içerisindedir kendisi de. Evet. Yapacağımız çalışmada. İşte buradaki vatandaşı hem sahile indirip sahilde de bizim bir belediyemizin bir düzenleme çalışması vardır. Sahilde de bizim oluşturacağımız böyle keçi yolu dediğimiz yollarına bir sahil yürüyüş yolu, basit, kolay, ışıklandırılmış, yerine göre büfeciklerin olduğu bir sahil yürüyüş yolunu bizim sınırlarımız olan Karaalanlı sınırına kadar dayayacağız. Yani Kervansaray'a kadar bu yapacağımız sahil yürüyüş yolunu getireceğiz. Lapta sahil yürüyüş yoluyla bağlanacak mı peki? Yani var mı öyle bir proje? Orada şimdilik yoktur. Çünkü arada oteller var. Oteller biliyorsunuz böldü bizim. Evet. Sahil inan. Evet. Kamunun şeyini böldü.
biraz ilerideki çemberimiz var. Çemberimizden biz dönelim. Bu ortalar bölünecek. Evet, buradaki, onu soracaktım bu şimdi. Bu sağ tarafa bakarsanız, bu sağ tarafta daha yüksek New Jersey'ler koyacağız. Çünkü hı-hı, burası daha fazla şehir yolu gibi bir görüntü. Evet, evet. Daha fazla böyle daha fazla sürat yapabileceğimiz bir yol olduğu için New Jersey'lerden keseceğiz. Evet. Ve diğer yollarımızı da gördüğümüz yollarımızı da biz 50 hız limiti kameralar koyup, hı hı, vatandaşı da orada yavaşlatma gibi bir çalışma, evet, yapacağız. Hem yaya geçitlerini yükselteceğiz, yaya geçitleri oluşturacağız. Hem aynı şekilde buradan dönelim geri. Biraz önce başladığımız noktaya geldik. Orada daha doğrusu şehir içi geçiş yolu gibi planladık biz yolumuzu. Evet. Çünkü iş yerleri, iş merkezleri vardır. Evet başkanım, peki evet, şunu sormak isterim size. Bu caddenin çalışmalarının bitişi için öngörülen bir tarih var mı? Sanırım şimdi bölge bu, halkının en çok merak ettiği sorulardan biridir bu. Şimdi bu gördüğümüz ana yolu daha doğrusu Tüfekçi Limited geçtiğimiz ay aldı yalesini, aldı. Yaleyle Tüfekçi Limited'e bağlandı. 300 milyon TL'lik toplamında bir yatırımdır burada, hı hı, yatırım. Burada öngörülen güzergah Dapta Hoteller girişine kadardır. Öngörülen tarih de bir yıldır. Hı hı. Kısacası. Yani öngörülen tarih de bir yıldır tamamının bitmesi. Evet, vatandaş soruyor. Daha hızlı olması, daha hızlı gitmesi konusunda. Kaldırım biraz, altyapı biraz açıkçası zor bir çalışmadır ama, evet, daha hızlanması gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Evet. Önümüzdeki haftalarda ekipleri çoğalacağını, 2-3 tane ekip daha kurup işte kaldırımları hızlı bitirmek, altyapı hızlı bitirmek gibi düşüncesi olduğunu söyledik. Çünkü biz talep ettik açıkçası. Dedik ki bu biraz daha hızlanması gerekir ki, evet, erken bitirip, hem biliyorsunuz hep devalüasyon oluyor, büyük fiyatları yükseliyor. Yarın bir sıkıntı yaşanmaması konusunda hızlanmasının olması gerektiğini, evet, acilen daha fazla ekibin sahada olması gerektiğini biz söyledik ve talep ettik. Evet. Biraz önce gördüğünüz çalışma herhalde aşağı yukarı bir ay sonra, bir buçuk ay sonra bitecek bir çalışma. Hı hı. Ki üçüncü etaptan bahsediyorum ben. Şu gördüğümüz kaldırım çalışmaları. Bu Türkçe, evet, Limited'in yaptığı, bu, evet, taraf üzerindeki yaptığı çalışmalardır. İşte durakları belirledik. Çünkü burada yaya geçitleri yapıyoruz. Bakın sol taraf, sağ tarafta durak, sağda yeri var, durak yeri. Evet. Burada bir de solda yapılıyor. Burada da sola yapılıyor. Buradan da yaya geçit yapacağız karşıya. Evet. Yaya geçitlerinin durakları da projemize belirledik. Açıkçası buradası da imalat konusu kaldı. Yani yüklenici firmanın hızlı bir şekilde, hı hı, bu yaya geçitlerinde yükseltilmiş bir platform olacak mı? Ya renk farklılığı nasıl, renk farklılığı düşünürsünüz? Duraklarda ve yaya geçitlerinde bir renk farklılığı olacak. Hı hı. Peki o renk sürdürülebilir mi? Hani iklim koşulları, sıcak, boya kolay deforme olur. Ona göre bir planlama yapacağız, hı hı, ki sürdürülebilir olsun. Tabii biz belediye olarak da idamesini sağlayacağız. Evet. Gerektiğinde boyası solduğunda tekrardan boya yapacağız. Kırık olduğunda kırığını yapacağız. Yani bizim açıkçası bu bölgedeki bizim bütün sınır boyundaki Laçbe sınır boyundaki bütün yollarımızın biz açıkçası temizlik, ideme bakımını biz kendimiz yapmak istiyoruz. Hı hı. Işığı yanmıyorsa kendimiz, evet, yapmak. Aynı şekilde sorumluluğun tek bir yerde olması. Tek bir yerde, yani bir protokolle, evet, biz çiçeğini, böceğini, yaya geçidini, durağını kendimiz yani aslında sahip çıkıyorsunuz karayollarının, evet, var olan yapacağı yola, yaptığı yola. Evet, ona biz ideme konusunda, hı hı, kararlara açıkçası yardım ediyoruz. Evet, evet. Yani bu, çünkü kendi bölgemiz, kendi yaşadığımız belde. Bizim, evet, için buranın güzel olması, bir farkındalık getirilmesi, bu yolun bir farkındalık getirilmesi bizim için güzel bir olaydır. Evet. Burada yaşayan vatandaş için güzel bir olaydır. Biraz önce söyledim, peyzaj yarışması yapıyoruz. Hı hı. Tüm çemberleri, yeşil alanları, boş alanları, bize ayrılmış kararlarına ait alanları
veya kakadeci arazilerinin yolu üzerinde bunların peyzajını yapılıyor. Evet. Şimdi yeri gelmişken sormak isterim. Bu yan taraftaki yeşil renkli binanın araçlar park edili önünde ticari bir kullanım. Evet. Bütün araçlar istediği yerden girip çıkıp o da aynı olacak. Şimdi kaldırım olmadı. Yanında da aynı şekilde diğer ticari kullanım. Bunlar olacak. Öyle. Bir giriş bir çıkış olacak. Böyle istediği gibi girip çıkmayacak. Hepsi de aynı. Bir giriş bir çıkış. Evet. Bir giriş bir çıkış. Yine geri anaya onu kesme. Bak biraz sonra marketler var. Marketler orada geçtiğimizde onu da aktaracağım ben evet, size. Evet, onlar çok büyük sıkıntı çünkü. Biri çıkarken ikinci bir araç da yanından çıkmaya çalışıyor. Yanından çıkar, geri gelir. Biri gelir arkasına koyar, biri gelir yolun içerisine. Bak bunun gibi olacak, görüyorsunuz. Bir giriş, bir çıkış şeklinde. Daha tanımlı, daha emniyetli. Mesela hemen yanındaki sıkıntılı. Evet. Bunların hepsi sizin sorumluluğunuzda yapılıyor, düzenleniyor. Evet, zaten biz açıkçası karayollarına bir arkadaşımla buradaki çalışmayı birlikte yürütüyoruz. Biliyorsunuz burada vatandaşa konuşmak gerekiyor, vatandaşa anlatmak gerekiyor, planlama yapmak gerekiyor. Biz bunları kendimiz yapıyoruz. Evet, bu belediye yolun... Üstlendik, belediye olarak kendimizin gibi bu yolu üstlendik açıkçası. Çünkü kendi şehrimiz, kendi beldemiz, kendi sorumluluğumuz. Yeni sorumluluk bölgemiz. Ne kadar hızlı tamamlanırsa da o kadar iyi olacak. Burada çünkü... sol tarafta yağmur drenajı. Şimdi daha döşemiyor. Bunlar döşenecek. Yani çift şerit asfaltı döktük demekle olmuyor. Evet. Aydınlatma, yaya erişimi, bisiklet erişimi. Var mı bisiklet yolu projesi belediyenin? Şimdi şu vardır. Evet, ana yolda kestiği önümüzü. İşte burada çember olacağını işte görüyorsun. Burası ana giriş. Burada bak gözükmez. Bak bu da yanlış dönüş yaptı. Görüyorsun. Evet. İşte burada bir keşmekeşlik. İşte bunu biz gördüğümüz için biz bunları düzelteceksiniz. Aktardık. Evet. Peki bu çift şerit yol nereye kadar devam edecek? Bu biraz sonra onu da göstereceğim. Size trafik ilerledik sonra gideceğimiz noktayı ben aktaracağım. Bisiklet yoluyla devam edelim dilerseniz. Bahsetmiştiniz program öncesi bir şeyler var, projeler, düşünceler diye. Evet, şimdi buradaki güzergah bizim bisiklet yolunu oluşturmamızı... Bu rota üzerinde mümkün değil. Mümkün değil. Daha ilerleyen noktada... Bisiklet yolunu planladık ve belirliyor bir noktadan sonra bisiklet yolunu şehrin içerisinden geçirip tekrardan geniş olan alt yola indirme gibi bir çalışmayı yapıyoruz. Yani zaten şöyle söyleyeyim size, çift şerit hız limitinin de daha açık olduğu bir yol üzerinde bisiklet yolu olması çok elverişli, emniyetli değil. Olmayacaktır. Evet. Şehir içerisinde gitmesi... konutların arasında olması daha elverişli olacak. Biraz da farklılık katar güzergaha. Yani biraz hep aynı ana yoldan değil de biraz daha şehrin içerisinde olması farklılık kazandıracaktır. Peki şey sormak isterim. Belediyeniz bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları var mı? Toplu taşıma aracı bir adet T-izni olan toplu taşıma aracımız vardır. O da kendi okullarımıza hizmet vermektedir. Yani böyle toplu taşıma yapan aracımız yoktur açıkçası. Evet, durak yerleri belirlenecek özel şirketlerin araçlarıyla. Aynen öyle. Durak yeri belirledikten sonra özel şirketin araçlarına biz biraz çeki düzen vermek zorundayız. Çünkü burası turizm belediyesi. Evet. 1990 model araçların artık bizim bu güzergahta kullanılmaması, kırık dökük arabanın, klimasız arabanın artık bu yolda olmaması, şoförün kılık kıyafeti, çıkış saatleri düzenlenmesi. Yani bir planlama var yapacağımız belediye bünyesinde. Bunu da ilerleyen dönemde sizinle paylaşacağız. Evet. İşte marketler burada kaldırım olacak. Buradan bir giriş bir çıkış olacak. Bakın araba geri geliyor. Ana yola çıkıyor. Evet. Buradan oradan girecek. Bu buradan da çıkacak. Bir de bu çıkış buradan verdik. Araçlara. Aynı şekilde burada da bakın. Yani her parsel özelinde bir giriş çıkış olması da sıkıntı doğurabilir aslında. Belki birkaç ticari kullanım bir onları arada. Onları gerekli olanları birleştireceğiz. Evet. Yani gerekli olan yapılması gerekenleri birleştireceğiz. Bazısı dediğin gibi birleşecektir. Mesela dip olanlar vardı. İşte biraz önce gösterdim. Çok yakın olanları bir giriş bir çıkışından planladım. Mesela bakın şurada çok var.
geri yapıp. Diğer tarafta bir dükkan daha var. Evet. Bununla birleştireceğiz. Bunu evet, otoparkı. Evet, evet. Öyle olmazsa daha verimli, daha sağlıklı evet, olacak. Evet. Burada işte diğer etabın devamı burada olacak. İşte sağlı sollu bu yollar açılacak. İşte evet, kaldırımıyla birlikte düzenlenecekti. Çift şerit yol burada da devam edecek. Aynen öyle. Burada da devam edecek. Buranın başlangıcı mevcut çift şeritin tamamlanmasından sonra mı evet, olacak? Biz dedik geriye dönük bitirdikten evet, sonra buraya evet, devam edelim. İyi düşünmüşsünüz. Yani gerçekten yerinde bir karar. Çünkü bu defa burada da başka bir şantiye alanı oluşacak. Orasının sorunları artacak. Evet. Çözümlenemeden. Gördüğünüz sol tarafta yol devam edecek ama bir iyileştirme yaptık belediye olarak. Burada çünkü derin çukurlar oluşmuştur. Gördünüz bak bizim belediyemin araçları çalışıyor. Evet. Burada derin çukurlar oluşmuştur. Burada güzergahı dolgu yapıldı. Dolgu yaptık. Yani asfalta hazır bir şekilde getirdik. Evet. Tekrardan burası biliyorsun gaz alacak ama biz bir bu süreçte bu kışı daha güvenli, daha temiz bir geçirmesi için böyle bir çalışma yürütüyoruz. Evet. Belediye hudutları önceden buraya kadardı evet, galiba. Buraya da. Şimdi Lapta sınırı girdik. Lapta sınırı da dahil edildi. Evet. İşte sağlı solu bir topala bak görüyorsunuz derin derin çukurlar. Yarın yağmurluğunda evet, vatandaş kaldırımda da yürüyemiyor. Bakın Basturalar yerine göre nasıl hep çukurlu. Buraya bir topalacak. Bu yol buradan geçecek ama 3-4 ayda bir zamanı olduğu için 4-5 aylık. Biz dedik en azından şimdiden toparlayalım. Evet. Bakın sol tarafta görüyorsunuz. Aynı şekilde altyapı hazırlanma çabası var. Ekiplerimiz devam ediyor. Evet, evet. Evet, Lapta Siz Oteller gidiyoruz. Bölgesine evet, yaklaştık. Evet. Gelmek üzereyiz. Buralara kadar gelecek herhalde yol. Evet, evet. Şuraya kadar gelecek. Yol, bu beyaz arabanın olduğu noktaya kadar. Sonrasında devamı var mı yoksa? Şimdilik gözükmüyor. Şimdilik bu kadar. Şimdilik evet, bu kadar. Zaten ileride yol daralıyor. Bir gidiş bir geliş mülkiyet sorunları çıkacak orada evet, herhalde. Evet. Çünkü şey yok, yer yok. Otellerin hudutları başlar. Evet, şuraya kadar. Evet, köprü de bitecek dört şerit yol gibi. Burada bir çember olup buradan sonra. Buradan da çemberle yukarıya evet, Lapta'ya bağlantı sağlanacak. Biz de belediye olarak görüyorsunuz sağlı solu bu kaldırımlar toparlama işte kırık döküp biz de buraları bizim ekiplerimiz bir düzenleme yapacağız. İşte bir mimarlarımız bir çizim yapıp işte bu kaldırımları farklılandır. Çünkü burası oteller bölgesi. Evet. Turizmin Lapland Turizm'in olduğu nokta. Bu da bir toparlama yapacağız biz de belediye olarak. Evet. Işık koyacağız. Açıkçası yaya geçitleri yapacağız. Yani bu toparlama istiyor. Evet, evet. Oturma grupları, çöp bidonları falan. Ya peyzaj öğelerini de evet, ister, evet, emniyet tedbirlerini de ister. Yani bütünleyeceğiz burayı. Tabii. Kötü görüntülü noktalar vardı, onları kapatacağız. Yani bir anlama yapacağız burada. Evet. Bu kısmına ilgili. İşte Lapta'nın ilk biliyorsun turizm Lapta'da başladı ama evet, Ali Lapta Oteller Bölgesi'nin şekli bu şekilde. Otelleri kapalı, pansiyon olmuşlar. Yani bu bölgede bir canlılık olması gerekiyor. Evet, evet. Bu canlılığı da biz getirmek istiyoruz. İnşallah yapacağımız hamlelerden bir canlılığı bu bölgeye getiririz. Evet. Çünkü güzel projelerimiz var Lapta'ya, Karşıyaka bölgelerinde. Adım adım üstüne doğru, projelerimizin üstüne doğru çalışmamızı yürütüyoruz. Evet. Lapta i̇şte sahil yolunun yürüyüşü de evet, burada başlangıcı. Lapta sahil yürüyüş yolunun içerisinde biz şimdi işte biliyorsunuz oradaki korkuluklar, demirler var. Onları boyatıyoruz. Yerine göre değişiyoruz. Evet, buradan görünüyor. Duruma göre olanları, sıkıntılı olanları tekrardan paslanmayacak bir şekilde olması konusunda daha farklı materyaller koyuyoruz. Paslanmayan cisimler koyuyoruz. Evet. Işık koyacağız. Güvenlik tedbirleri koyacağız. Farklılık getireceğiz bir bu yürüyüş yoluna. Onunla birlikte farklı bir projemiz var. Yapacağımız
daha önceki başkanlarımızın yürürlüğe koymak çalıştığı ve bir türlü koyamadı Marina Otel Projesi'ni biz hayata geçireceğiz belediye olarak. Yani bir şey durup madalyayla. İşte bu sahil yürüyüş yolu dediğimiz noktada güzel bir çalışma. Önümüzdeki güne de olması için çalışmamızı sürdüreceğiz. Evet. Evet, burası Lapta sınırı. İşte bu kısım kaldırımının asfalt arasını da biz belediye olarak kendi öz kaynaklarımızı asfaltlayıp bir ayrı bir şerit oluşturacağız. Burada bir işte bir set yolunu sol tarafa atacağız. İşte burada hem arabanın düştüğünde geçebileceği sola dönüşleri de kolaylaştıracak bir şerit. Yani burada da bizim belediye olarak bir asfalt çalışmamız olacak. Evet. Lapta'ya da hizmet devam edecek. Devam edecek. Tabii ki. Evet Sayın Başkanım, programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Son söylemek istediğiniz sözleriniz varsa alabilirim. Biraz Alsancak odaklı bir program oldu ama Lapta, Karşıyaka bunlara da belki ilerleyen aylar içerisinde yeni bir program alarak bir bağlantı, bir şey sağlayabiliriz. Lapta, Alsancak değil. Lapta, Karşıyaka ile ilgili çalışmamız da tabii ki olacaktır ama bütünlüklü geçmişten gelen Alsancak'taki ana yolun yapımı ve geçmişten gelen Alsancak'ın çevre yolu oluşturması. Evet. Tabii orada yarım kalıldığı için onun önceliği bu şekilde oluştu. Bu yollar tabii ki ulaşım bizim için zaten artık Lapta, Alsancak, Çamlıbel beldesi vardı. Zaten Alsancak yoktur. Buralarda gerekli çalışmalar, hatta bu çalışmaları yürüteceğiz. Sokak aralarında zaten çalışmalarımızı yapmaya başladık. Özellikle yağmur suyunun taşıyabileceğimiz noktalardaki çalışmalarımız. Özellikle asfaltı kötü olan, altyapısı kötü olan çalışmalarımızı onları da sürdüreceğiz. Yine gerekli olan, acil olan bölgelerimizi de müdahale edeceğiz açıkçası. Evet. Tabii bu işte bütçe konusudur. Biliyorsunuz muhakkak. Eskiden Lapta'nın mali durumu kötüydü. Evet. Şimdi bir toparlanmaya geldi belediyemiz. İyi de toparlanıyoruz. Evet. Sadece yollarla ilgili çalışmamız yoktu. Sosyal alanlar o noktasında güzel çalışma yürütüyoruz. Sosyal alanlar oluşturuyoruz. Oluşturuyoruz güzel bölgemizde. Özellikle Lapta'da çok güzel sosyal alanlar oluşturma konusunda çalışmamız devam etmektedir. Bir taraftan belediyenin mali yapısını toparlıyoruz. Bir taraftan yol yapıyoruz. Bir taraftan personelimizin sosyal haklarını, maaşını daha düzenli bir şekilde getirdik. Açıkçası güzel bir çalışmayı meclis üyelerimiz, belediye başkanı ve çalışanlarımız olarak yürütüyoruz. İnşallah bundan sonra daha iyi de bir çalışmaları ortaya koyarız ve sizlerin huzuruna sunarız. Teşekkür ederiz Sayın Başkan. Vermiş olduğunuz bilgiler, bölge halkına yapılan hizmet, trafik sorunlarının giderilmesi için canla başla mücadeleniz takdire şayan. Programımıza koymuş olduğunuz katkılardan dolayı çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sizin bu hafta başı bu güzel programda bizi buluşturduğunuz için vatandaşım. Evet sevgili izleyiciler, Trafikoloji programının bu haftalıkta sonuna geldik. Konuğumuz Laç Belediyesi, Lapta, Alsancak, Çamlıbel Belediyesi Başkanı Sayın Fırat Ataser'di. Kendisine sizin huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum ve programı burada sonlandırıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.